her gün diler kartal Ankara'nın açıklamalarına her gün Amerika'dan aynı sözlerle karşılık veriliyor. Mikrofonun başına geçen Amerikalı her defasında "PYD bizim müttefikimizdir. Birlikte çalışıyoruz. Terörist değil." diyor. Aynı akıl PKK için terör örgütü diyor. Haklı olarak biz de Biden'a ve diğer Amerikalılara PYD ile PKK'nın bir ve aynı olduğunu en ince ayrıntısına kadar gösteren istihbarat dosyalarını veriyoruz. Ama bütün bu yaptıklarımızın Amerika için bir anlamı yok çünkü onlar Afganistan ve Irak'a girerken akıllarında bir bölge vardı. Onu istiyorlar. Demokrasi getirmekten söz ederken sınırların tekrar çizileceğini söylüyorlar. Bu nedenle önce PKK sonra PYD, YPG ve Daesh bölgeye geldi. Bir anda koca koca kalabalıklardan oluşan iki dev örgüt kuruldu. Bunların gelişinin bir amacı olmalıydı. Bunu kuran akıl bir şey istiyordu. Bizden ve bölgeden bekledikleri vardı. Kriz işte bu noktadaydı. Amerikalılar kendi aralarında şöyle konuşuyor. Barzani Irak'ın kuzeyinde Kürt oluşumunu kurdu, Türkiye ses çıkarmadı, ekonomik olarak ilişkiler üst düzeye taşındı, sınırlar kalktı. Doğrusu buydu ama Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumuna sert tepki gösteriyorlar. Neden? O da Kürt, bu da Kürt. PYD ile YPG'nin Kandil'le bağlantısından ve terörle ilişkisinden söz ediyorlar. Tamam, haklılar ama Barzani de daha düne kadar PKK'ya silah da, para da, ek Mekte veriyordu. Bunları geride bırakıp yakınlaştılar. Ne güzel. Neden aynısını Suriye'nin kuzeyi için düşünmüyorlar? PKK'dan teröristleri sınır dışına alması isteniyordu. PYD ile PKK aynı ise bunlar şimdi başka bir ülkenin topraklarında. Suriye'de. Neden rahatsızlar? İşte Amerika bu. Böyle bakar olaylara. Kendisinden başka kimseyi düşünmez. Bizim anlamamızı, gerekeni yapmamızı ister ve bekler. Konunun düğümlendiği yerde burası. Biz başka, onlar başka bakıyor. Amerikalılar için Orta Doğu kesinlikle ve kesinlikle yeniden şekillenecek. Rusya da bunu biliyor. Silah bunlarda olduğu için kimse doğrudan bu ikilinin karşısına çıkmıyor. Washington, Irak'a girdi. Bir süre kaldı ve çıktı. Çıkış tarihi bölgenin karışması için verilen starttı. Daesh o evrede hazırlandı büyütüldü. Kurgusu yapıldı, görev verildi. PYD'yi destekleyen de Amerika, DAEŞ'i kurup büyütendi. Ama bizi PYD günü geldiğinde DAEŞ'e karşı kullanılacak diyerek uyutuyor, uyuttuğunu sanıyor.'' Ama adamlar planları doğrultusunda adım adım gidiyor. Bölgede ne kadar Kürt varsa hepsini Ankara'ya bağlamak istiyorlar. Ta baştan beri amaçları bu. Bunun için PYD'ye de DAEŞ'e de başka bir oluşuma da destek verirler. Hiç düşünmezler. Uzun vadeli düşünüyorlar. 50 yıllık. Kürtleri Avrupalı güçlere bırakmamak için hem bölgeyi hem bizi istedikleri noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ve bundan hiç geri adım atmayacaklar. Bir süre sonra PYD ile Esad'a vuracaklar. Taşlar oturduktan sonra şimdi değil. Amerika'nın bölge politikasını sürdüren paralel hala duruyor. İçerideki operasyonlar etkili ve sonuç alınacak cinsten değil. İş dünyası, medya, bürokrasi arasındaki paralel kardeşlik canlı mı canlı. Bu kadar da değil üstelik. Daha düne kadar Tayyip Bey'in yanında olanları gizli gizli yabancı istihbarat örgütlerine rapor veriyorlar. Sıraya girerek mücadele Erdoğan'ın kişisel kavgası diye. Adamlar da bunları toplayıp dosyalıyor. Bölgede sonuç almak için herkesin bize ihtiyacı var. Ama bizim de içimizde o kadar çok yabancı var ki hiçbir ülke içeriden el freniyle durdurulmuyor. Adamlar bizim zayıf noktalarımızı biliyor. Buradan geliyorlar. Devlet bir örgüte savaş açtı. Tamam ama profesörlerden iş adamlarına kadar herkes yan yana ve iç içe. Devletin içindekiler ayrı. Benim gazeteci olarak görebildiğimi yabancı istihbaratlar da görüyor. Devlet Cizre, Sur, Silopi, Nusaybin, İdil ile uğraşırken içeriden ve dışarıdan yardım yağıyor. Biz devlet olarak bunlarla mücadele ederken Rus ve Amerikan uçakları Halep'e bomba yağdırıyor. Binlerce insan Türkiye'ye akıyor. Çifte kıskaç ve gelenlerin içinde masum olmayan özel görevli insanlar da var. Gelecek bir emir karşısında gerekeni yapmak için bekliyorlar. Biz hep sahada olanlara baktık. Hatta bakmadık bile. Geçtiğimiz gün Fenerbahçe kardeşlik ve barış kokan futbol karşılaşması için Diyarbakır'a gitti. Maç dostça başladı, dostça bitti. Ama Fenerbahçe'nin karşısındaki Ahmet logosu ilginçti. Çift başlı kartal. Aynı logo Kobani kantonunda da vardı. Aynıydılar. Futbolcularda, kulüp de, Kobanide belki bunu bilmiyordu. Ama akıl böyle geliyordu. Silah da verseler. Eğitim de verseler, para da verseler bizsiz bir şey yapamazlar. Ama vaktimizi, enerjimizi emerler. Bunu en iyi Amerikalılar biliyor. Ankara engel olmaya başlayınca düğmeye bastılar. Her defasında püskürtüldüler. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Ama bu onları isteklerinden vazgeçirmez. Bizim de daha akıllıca ve birlik içinde masada olmak gibi bir zorunluluğumuz var. PYD'ye karşı silah kullanmak kısa vadede belki sonuç verir ama sonrasında geri dönüşünün ne olacağı kestirilemez. Kim kimse bilemez. Bakın 92 yaşındaki Henry Kissinger, Amerika ile Rusya'yı iki süper güç olarak yaşatmak için Moskova'da. Kissinger, Putin'in sevdiği bir isim. Defalarca baş başa görüştüler. Pentagon'la Putin, Pentagon'la Kremlin dünyada başka güç istemiyor. İki derin devlet el ele. Ta 1945'ten beri bunun bozulmaması için 92 yaşındaki Kissinger Rusya'ya gidiyor. Ama bizim içerideki bir grup hala Erdoğan'dan kurtulmak için savaş bir fırsat diye bakıyor. Adamlar ülkelerini böyle seviyor. Bizimkilerse Cumhurbaşkanıyla mücadele içinde. Aradaki fark büyük ve önemli. Kim doğru yapıyor düşünün. Amerika şu an bile Kürtlerle orada da burada da görüşüyor. Ama bölge bizim. Kürtler dünyada sadece Türkiye'de mutlu ve huzurlu. Gelecekleri de geçmişleri de burada. Her şeyimiz ortak. Acı keder düğün türkü cenaze din tarih değil. Bunun geçiş üstünlüğü kimsede yok. Türkiye bu işi çözer. Korkuya gerek yok. Oyunu bilelim yeter. Ergün Diler takvim.